Yeni bir video serisine başlıyoruz. Arduino ile temel programlama. Arduino'yu eğlenceli kılan kısım aslında şirketlerle birlikte yapılan projeler ama Arduino üzerinde ben daha çok programlama mantığı açısından durdum. Çünkü otomasyon işiyle uğraşan herkesin en az bir programlama dili bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bizim otomasyon sisteminde kullandığımız PLC'ler evrilmeye başladı. Yavaş yavaş kendini PC tabanlı sistemlerle yer değiştirecekler ve bu noktada da artık programlama eskisinden daha da önemli olacak. Ben programlamayı öğrenirken Arduino'yu kullandım ve uzman değilim. Hala öğrenme sürecim devam ediyor. Bu ara yapmış olduğum çalışmaları ve almış olduğum notları sadece sizinle paylaşıyorum. Dediğim gibi öğrenme sürecim devam ediyor. Elimde karalama halinde yaptığım çalışmalar var. Yapmayı planladığım örnekler var, çalışmalar var. Onları da yaptıkça sizlerle paylaşacağım. Yani öğrenme sürecimi aslında sizlerle paylaşıyorum. Bu YouTube kanalında paylaştığım videolar sadece Arduino kodlarının kart üzerindeki çalışmasını gösterecek. Yani burada bir ders anlatımı şeklinde video yayınlamayacağım. Program kodlarını videonun açıklamalar kısmında aşağıda göreceksiniz. Ama aslında detaylı olarak her bir satırın ne işe yaradığını, ne iş yaptığını, niçin kullanıldığını detaylı bir şekilde açıkladığım Arduino temel programlama ders notunu kumanda.org internet sitesindeki ders notları kısmından indirebilirsiniz. O dokümanı indirdiğinizde aslında her bir satırın ne iş için kullanıldığını, ne amaçla yazıldığını, oradaki kodun ne işe yaradığını göreceksiniz. Umarım benim gibi yeni başlayan arkadaşlar için faydalı olur. Videoları çekerken Arduino kartındaki devreleri Ulus Otomasyon'un elektronik deney setinde kullanarak çalıştırdım. Aslında bu elektronik birçok deneyleri yapabileceğiniz bir elektronik deney seti ama ben Arduino için kullandım. Bunun üzerinde Arduino Mega var. Benimkinde Arduino Uno vardı. Üstündeki anahtarları POTU LDR'yi kullandım. Ama bu bir sürü elektronik devreyi deneyebileceğiniz bir set. Kendimce bazı pratik çalışmalar da yaptım. Mesela LED'lerin ya da display'lerin önüne 330 ohm direnç bağlamamız lazım. Ben jumper kablosunun üstüne 330 ohmları lehimledim ve üzerlerine makaron geçirdim. Yani tekrar dirençle uğraşmak zorunda kalmadım. Özellikle analog girişte hassasiyeti çok iyi olmasa da basit bir ölçü aleti kullandım fikir vermesi açısından. Analog çıkışlarda ve diğer ölçümlerde en azından grafik şeklini görebilmek için yine basit bir osiloskop kullandım. Aslında bu işte EcoPi'nin veya PWM çıkışın modülasyonun nasıl olduğunu görmem açısından güzel oldu. Her ne kadar bunun üstündeki butonları kullansam da çok fazla anahtarlama işlemi yaptığım yerlerde de Arduino için tasarlanmış burada dokunmatik sensörler var. Bunları kullandım. Bunlar işimi oldukça hızlandırdı. Yine ledleri tek tek yakmak yerine bir grup led şeklinde kullandım. Ve bunların da ortak şasesini burada bir jumper yaptım kendime göre. Bununla birlikte verdim. Yani şu ana kadar yaptığım deneylerde bu kart benim işimi oldukça gördü.